Son seansa karşınızdayız. Son seansta yine iki ayrı bölüm yapacağız. Birinci bölümde Doçent Doktor Hüseyin Selimler bizimle birlikte olacak. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi kendisiyle hem bugünkü Merkez Bankası kararını konuşacağız, hem swap kararlarını konuşacağız, hem de ekonomide genel duruma bir bakış açısı getirmeye çalışacağız birlikte. İkinci bölümde girişimci Oya Zingal bizimle birlikte olacak. Oya Zingal, kendi adına markalar yaratan, zeytincilikten catering hizmetlerine kadar pek çok alanda girişim ve yatırım gerçekleştiren bir iş insanı. Onunla da bu yatırımların sürecini konuşacağız ve genç yatırımcılara, aynı zamanda yeni yatırımcılara yol gösterici bazı konulara da parmak basacağız. Şimdi rakamlar. Dow Jones 35.367 puanda, 0.11 aşağıda. S&P 500 4.447 puanda, orada da 0.13 yukarıdayız. Nasdaq yukarı doğru yolculuğunu sürdürüyor, 15.052 puanda. Amerikan tahvilleri geliyor. 2 yıllıklar 0.229'da, 5.53 yukarıda. 10 yıllıklar 1.371'de, orada da yön bir hayli hızlı, 2.54 yukarıda. 10 yıllıklar yavaşlamış durumda, zaten gidebileceği yer yok. 2'nin üzerine çıktı bugün itibariyle. Dün 1.993'teydi. 2'yi her an görebilir demiştik. Nitekim gördü. 2.03 ve 0.50 yukarıda. Bir müddet daha yukarı doğru gidecek gibi gözüküyor. MTA var sırada. Ons altın 1751 dolarda. Yön şu an itibariyle aşağıda yatay gözüküyor ama aslında aşağıda. Brent petrol 71 dolar 07 sentte aşağı doğru iniyor. Amerikan ham petrolü de 68 dolar 92 sentte. Orada da 0.14'lük değer kaybı var. Evet, ekonomideki bugünkü makro verilere ya da haberlere bir bakış açısı getireceğiz. Merkez Bankası kararlarını konuşacağız. Ahmet Mergen'le piyasalar üzerinden grafiklerle bir değerlendirme yaptık ama Merkez Bankası meselesine çok fazla giremedik, eğilemedik. Şimdi o aşamaya geldik ve Merkez Bankası'nın swap kararı var. Güney Kore Merkez Bankası ile yaptığı 2 milyar dolar tutarındaki swap anlaşmasının hem rezervin artırılması hem ikili ticaret, milli paralarla ticaretin yapılmasıyla ilgili sürecin hızlanması anlamına geliyor. Daha önce Çin'le ve Katar'la yaptığımız swap anlaşmalarının bir yenisini Güney Kore'yle yaptık. Başka ülkelerde sırada olabilir. Rusya var deniyor, Malezya var deniyor, Endonezya var deniyor ama bunların hepsi henüz şu anda görüşme aşamasında. Bugün bu bölümde İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Hüseyin Selimler'le konuşacağız. Hüseyin Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Bize isterseniz Merkez Bankası ve swap meselesine girmeden önce bir genel fotoğraf çekmenizi istiyoruz. Nasıl bir tablo var? Yani ekonomideki makro göstergelere bakarak. Geçen hafta itibariyle işsizlik verisi geldi. Cari açık verisinin geldiğini biliyoruz. Bu arada bütçe dengeleriyle ilgili de son gelen veriye bakarak bir genel fotoğrafı bize paylaşırsanız seviniriz. Evet, son gelen bütçe dengesinde 67 milyar civarında bir açığımız var. Yani harcamalarımız gelirlerimizden fazla. Cari açıkta bir azalma sürecine girmiş görünüyoruz. Özellikle turizmin canlanması ile birlikte döviz girişleri arttı. Merkez Bankası'nda yapmış olduğu açıklamalarda cari açıktaki cari açığın yıl sonuna doğru da azalma eğilimine girdiğini, azalacağı yönde beklentilerini tekrar teyit ediyor. Bunun dışında işsizlik oranı 10.6'ya geriledi ama tabii takip ettiğimiz kadarıyla oranlar üzerinde de çeşitli görüşler var. Evet. Yani işe katılım, işten çekilenler, işsizlik oranı, istihdama katılım gibi bazı ufak tefek tutarsızlıkların olduğu da ifade ediliyor. Ama açıklanan bir resmi veri olarak dikkate aldığımız zaman cari açıkta iyileşmenin olması, işsizlik oranının düşmesi, enflasyon oranı şu an için yüksek ancak baz etkisiyle biraz azalma eğilimi girebilmesi, bu yanda PMI rakamları, sanayi üretimi, perakende satışlar gibi birçok verinin bir önceki aya göre yükselme eğiliminde olması en azından açılmayla birlikte biraz ekonomide canlandığını, eğer pandeminin etkisi veya delta varyantının etkisini arttırmaması durumunda da
gelişmelerin daha iyi olacağı yönde bir görünüm var şu an için. Sanıyorum enflasyonu çözersek diğer problemler zaten kendi başına çözülecek gibi gözüküyor ama orada maalesef çok iyi adımlar atamıyoruz. Yani oradaki başarısızlığın temel sebeplerini aşağı yukarı biliyoruz. Piyasanın iyi bir otokontrol mekanizmasına sahip olmamasının yarattığı sonuçlar bunlar. Başta rekabet kurumu olmak üzere, enerji piyasası düzenleme kurulu olmak üzere, düzenleyici kurulların çok fazla işin içine girmemesinden kaynaklanan, Merkez Bankası'nın biraz fazla yalnız bırakılmasından kaynaklanan bir durum var. Size göre enflasyonla mücadelede yapılması gerekenler yapıldığı halde mi enflasyon buraya kadar geliyor? Yoksa bir takım şeyler eksik bırakıldığı için biz bu yüksek enflasyonla baş başa kalıyoruz. Şimdi belirttiğiniz gibi yani enflasyon uzun yıllar Türkiye'nin gündeminde olan bir konuydu. Daha sonra bir düşüş eğilimine girdi. Hedefli %5 belirledik. Onlara yakın bir oranlara kadar indi. Son yıllarda tekrar yükseldi. Son yıllarda özellikle son 3-4 yılda kurdaki aşırı yükselme, bizim ithalata bağımlı ve borçlu bir ülke olmamızdan dolayı kur bizi birçok ülkeye göre daha fazla etkiledi. İthal ettiğimiz mallardaki kurların artması ve ithalattan dolayı kur geçişkenliği bizim enflasyonumuzda önemli bir paya sahip. Dolayısıyla kurlardaki bu artışı biz kontrol altına alamadığımız sürece enflasyona kontrol alma imkanımız zor. Bunun dışında bakın yangın olduğu süreçte olsun, pandeminin başladığı süreçte olsun, kriz evet krizler fırsat yaratır. Örneğin bir maske üretiminde birçok sektör dönüşüm yaptı ve olağanüstü karlar elde etti. Ama krizde maalesef fırsatçılar da türüyor. Yani fiyatlama konusunda insanların nasıl olsa bu ülkede enflasyon var deyip her türlü malı gereğinden fazla arttırarak insanlardaki enflasyon beklentisini aleyhe kullanıyorlar. Aşırı kar elde etmek durumda. Dolayısıyla evet Merkez Bankası'nın temel amacı fiyat istikrarını korumaktır. Ama bu tek başına yapacağı muhakkak bir şey değildir. Örneğin Fiyat İstikrar Komitesi kuruldu. Ama tabii Fiyat İstikrar Komitesi Merkez Bankası'nın temel amacı bu iken bir komitenin üyesi olup bunu düzeltebilecek mi? Tabii ki hayır. Merkez Bankası bütün para politikası araçlarıyla fiyat istikrarına odaklanmış durumda. Ama bu bazı müdahale edemediği alanlar var. Yani piyasadaki fiyatlara kriz fırsatçılarının aşırı müdahale etmesi. Ya da pandemi sürecinde sadece firmalar değil ki vatandaşlar da çok mağdur oldu. İşten belki kayıt dışı çalışan birçok insan işten çıkartıldı. Dolayısıyla kısa çalışma ödeneğiyle hayatlarını sürdürmek zorunda kaldı. Enflasyonun sebebi tüketici kredileri görüldü ve onlardaki faiz artışı yapılmak suretiyle kredi artışı engellenmek istedi. Bireysel kişiler, bireysel yatırımcılar, tüketiciler bundan çok fazla etkilendi. Dolayısıyla biz hep bunların üzerine eğildik. Ama örneğin üfedeki makasla, tüfe artık makası 26'lara yaklaştı. Dolayısıyla daha sonra bunların tüfeye yansıma imkanı var. Burada firmaların da kar marjından biraz fedakarlık edip bu yansımaları azaltması lazım. Dolayısıyla biz piyasada bir enflasyon beklentisini kırmamız lazım. Her yapılan fiyat artışının nasıl olsa Türkiye'de enflasyon yüksek deyip kabullenmememiz gerekiyor. Birincisi. İkincisi kurdaki istikrarı sağlamamız lazım. Çünkü kur geçişkenliğinden dolayı tüfeğe oldukça fazla yansıyor ve bunu bu şekilde enflasyonu ya da politika faizini kontrol etmek suretiyle bunu becerebilmemiz mümkün değil. Evet. Şimdi hocam piyasada şöyle bir durum var. Buna şirinkflasyon diyorlar. Yani şirinkleme, ambalajlamadan kaynaklanan bir fiyat mekanizması uygulanıyor. Biz bunu marketlerde çok sıkça görmeye başladık son zamanlarda. Özellikle çerezlerde, kuru yemişlerde, şekerleme ürünlerinde, çikolatalarda, pek çok hazır gıdada bunu deniyorlar. Yani şöyle, meseleyi tabii bilenler biliyordur ama bilmeyenler açısından bir özetleme yapmak gerekirse, 150 gramlık bir kuru yemiş paketinin içine 140 gram koyuyorlar. Ambalaj aynı kalıyor boyutu ama içindeki miktar azalıyor. Çikolata ve şekerleme ürünlerinde neredeyse mesela elinize alıyorsunuz çikolata ambalajını. Hani böyle iki numara bol bir ceket giymiş bir insanın şeyi gibi omuzlarından sarkan ceket olur ya öyle bir tablo ortaya çıkıyor. Yani paketin içi boş neredeyse boş olmaya doğru gidiyor. Ama bu ısrarlı biçimde sürdürülüyor ve her geçen ay ambalaj boyutu aynı kalmak kaydıyla içindeki miktar azaltılarak böyle bir şey deniliyor. Buna karşı mesela bir piyasa denetlemesi yapılması lazım. Yani ya gerçekten ambalaj miktarını
üzerine doğru yazacaksınız. O ambalaja, o ürüne göre ambalaj hazırlayacaksınız ya da fiyat artırmayacaksınız demeleri lazımken böylesine aldatıcı, bu tabii piyasaya karşı aldatıcı bir yöntem. Yani kimse aldığı ürünün gramajına bakmadan alıyor. Ama eve gittiğinde ürünün çok çabuk bittiğini görüyor ya da üründen aynı tatmini alamadığını görüyor. Bu başka ülkelerde de zaman zaman olan bir şey. Yani enflasyonun kontrol altına alınamadığı ülkelerde denenen bir yöntem. Zaten literatüre de bu adla girmiş durumda. Biz bu yolla enflasyonla mücadele edebilir miyiz? Yani ne yapmamız lazım? Nasıl baş edebileceğiz? Tabii ki biz hep bir ahlaktan bahsediyoruz, dürüstlükten bahsediyoruz ama firmaların da ve bunu yapan kurumsal firmalar. Yani es firmayı da söylersek temelini 100 liralık benzin alması gibi. Biz hep aynı bisküviyi, aynı peynir alıyoruz ama içindeki adet ve gramaj farklı ama hep aynı fiyattan alıyoruz. Dolayısıyla enflasyonu bu şekilde önlediğimizi zannediyoruz ya da tüketiciye ulaştığımızı zannediyoruz. Bu tabii ki tabii bir kandırmaca. Bunu ekonomik anlamda aynı ismi verirsek verelim. Hani aynı bisküvi alıyorsunuz, içinde 10 tane 9 tane var. Dediğiniz gibi ambalaj büyük. Hani seneye de ambalajı da küçültmüyorlar ki seneye tekrar 10 adete gelirse o ambalajları kullanmak için herhalde. Yani evet. Çünkü biz düzenleyici kurumların evet eksikliğini hissediyoruz. Düzenleyici kurumların gerek bu fahiş fiyat artışlarında gerek tüketiciyi kandırma konusunda gizlice denetlenmesi lazım. Ama bunu sadece zabıta ekipleriyle şikayetlerin ortaya çıktığı anda değil, düzenli yapılması gerekiyor ki insanlar zaten denetim ne zaman arttırılacağını bildiği zaman o zaman önlemini alıyor. Bunlar düzenli uygulamalar haline gelmesi lazım. Bu düzenleyici kurumların piyasada gerçekten ismine uygun düzenlemeyi yapmaları gerekiyor. Evet, yani firmalar kar marjlarından feragat etmiyorlar ya da karlılık oranlarını aşağı düşürmeden yine eskisi gibi kazanmaya devam ediyorlar. Oysa hani burada bir eğer bir toplumsal mutabakat aranıyorsa firmalarında bir miktar daha küçük kar marjlarıyla çalışarak piyasaya destek vermeleri lazım ama bunu çok büyük firmalar da yapıyor bu arada, onu söyleyelim. Yani çok büyük kurumsal firmalar yapıyor. Zaten işin tuhaf olan kısmı da o. Hani böyle küçük merdiven altı bir firma olsa, işte günlük üretimi çok cüzi miktarlarda olan bir firma olsa anlaşılabilir. Çünkü onun ürünleri zaten çok küçük bir toplum kesimi tarafından tüketiliyor. Ama büyük firmalar, özellikle şekerleme, çikolata, çerez, kuru yemiş ve benzeri ürünler için, dondurma da bunun içinde aynı şekilde. O firmalar tabii buna yanaşmıyorlar. Bunun için belki bir düzenleyici bir mekanizma getirilebilir. Yani düzenleyici kurullar onlara ufak ufak bazı ayarlar vermeleri gerekir. Bu da tabii piyasanın ruhuna çok aykırı, bunu biliyorum ama enflasyonla mücadelede de önemli bir adım olduğunu düşünüyorum şahsen. Ali Bey, piyasanın evet ruhuna aykırı ama Türkiye'deki mantık şu. Sıkıştığımız zaman, battığımız zaman devlet nerede? Çok kereldi ettiğimiz zaman da bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Yani sıkışınca devleti arıyoruz, devletin desteğini istiyoruz krizlerden çıkmak için. Tabii ki devletin görevlerinden biri de budur. Ama iyi zamanlarında da biraz bazı kar marjlarından da feragat edip en azından sizden bu mal ve hizmeti satın alacak insanların da gelir durumunu satın almak için düşünmemiz gerekiyor. Çünkü kar marjları Türkiye'de yüksek. Yani özellikle tekstil sektöründe, bazı ürün ve hizmetlerde. Dolayısıyla düzenleyici kurumlar tabii bunların etkin çalışabilmesi için de buralara atamalarında liyakata uygun olması gerekiyor. Yoksa liyakata yönelik olmayan atamalar sonucunda bu düzenleyici kurumlar sadece ismi düzenleyici olur, piyasayı düzenlemekten de uzak olabilir. Ama her şeyden önce bu ticari ahlakın yerleşmesi lazım. İlla ki bizim başımıza birini sopayla bekleyip bunları düzeltmemiz gerekmiyor. Burada her zaman mağdur olan tüketici oluyor. Yani şurada firmaları pandemi döneminde bütün dünyada ne yapıldı? Firmaları her 2008 krizinde de, bu pandemi krizinde de firmalar her türlü kolaylıklar sağlanmaya çalışıldı. Tabii bu hükümetlerin imkanları dahilinde yapıldı. Ama her zaman bireyler hep geri planda bakıldı. Bakın Türkiye'de bireyleri ön planlanan pandemi döneminde fazla bir iyileştirme yok. Firmaları ön plana çıkartacak iyileştirme yapıldı. Ama bu firmaların ürettiğini satın alacak kişilere yönelik bir şey yapmazsak yarın öbür gün sanayi üretimimiz de artar, PMI de artar ama bunları satın alacak bireylerin satın alma gücü düşünce yeni bu mallarımız istediğimiz düzeyde satılamayacaktır. Peki, şimdi gelelim Merkez Bankası'nın swap meselesine. Güney Kore ile yaptık swap'ı. 2 milyar dolar civarında bir paradan bahsediyoruz. 17,5 milyar TL'ye tekabül ediyor bu aşağı yukarı. Şimdi hikaye şu, bir defa milli paralarla ticaret yapmanın yolunu...
kolaylaştırıyor. Ayrıca merkez bankalarının rezervini artırıyor. Yani zor durumda olan merkez bankası. Şimdi Güney Kore Merkez Bankası'nın bizimle bir swap mı mecburiyeti yok ama biz onlara bu taleple gittiğimiz için onlar bu swap işine girdiler. Şimdi 2020 rakamlarına bakalım. Biz Güney Kore'ye yani işte 5.7 milyar dolarlık Güney Kore'den mal alıyoruz. 1.1 milyar dolar da satıyoruz. Aradaki fark 4.6 milyar dolar. Büyük bir açık var. Bu yılın ilk 6 ayında açık 3.2 milyar dolar civarında ve bu katlanarak artacak. Bu durumda swap anlaşmasından bizim bir istifade cihetine gitmemiz söz konusu olamaz. Yani bu Güney Kore'nin çok işine yarar. Ama Güney Kore'de parasını getirip Türkiye'de park ederek aslında kendine bir güvenceli pazar yaratmak istiyor. Bu gibi durumlarda sorum şu, yani cari açık verdiğiniz ya da dış ticaret açığı verdiğiniz bir ülkeyle yaptığınız swap anlaşması uzun vadede size ne gibi dezavantajlar getirir ya da herhangi bir şekilde bunun avantaja dönüşme ihtimali var mıdır? Rusya, Çin, Güney Kore hepsini kapsayarak soruyorum, Katar'ı da kapsayarak. Tabii şimdi swap anlaşmaları Türkiye'de özellikle son dönemlerde biraz gündeme geldi. Bu şekilde rezervleri arttırma yolu seçti. Zaten rezervlerle ilgili yorumlar ve açıklamalar yapılırken de bizim rezervlerimizi swaplar düştükten sonra eksiye düşüyor. Dolayısıyla toplam rezervler içinde belki arttırıcı bir etkisi var ama net bir etkisi olmayacak. Çünkü sonuçta belli bir vadede bunlar tekrar çıkacak. Dolayısıyla geçici bir şey. Bunlarla herhangi bir kuru da kontrol etmemiz mümkün değil. Sizin de belirttiğiniz gibi bu türlü durumlarda bizim dolara veya euroyla ihracat, ithalat işlemlerimizde bu paralar olan talebi arttırmamak için bu ülkelerle swap anlaşmamız yapmak tabii ki normal ve önerilebilir. Ancak sizin de belirttiğiniz gibi özellikle dış ticaret dengesinde açık verdiğimiz ülkelerle bunu yaptığımız zaman net etkiyi görmemiz mümkün değil. Çünkü bizim ülkelerle olan özellikle toplamda zaten bizim ithalatla ihracat arasında aleyhimize bir fark var. Ülkeler bazında da var. Belki Avrupa Birliği ülkeleriyle daha çok ticari ilişkilerimiz var. Yani bu tarz ülkelerle biz yapabilmiş olsaydık bir şekilde daha faydalı olurdu. Bizim Katar'la ya da Singapur'la işte Güney Kore'yle yapacağımız swap anlaşmaları bizim gerçekten yerli parayla yapacağımız ya da karşılıklı olarak bu şekilde swap anlaşma yapacağımız anlaşmaların bize net etkisi fazla değil. Çünkü sonuçta açık olan bir ülkeyiz. Tekrar bu açık olan kısmı da ithal edebilmek için yine bizim ayrıca dövize ihtiyacımız olacak. Dolayısıyla bu türlü uzun vadeli bir etkisi yok. Ne zaman ki bizim örneğin Rusya'yla da yapmaya kalktık. Rusya'yla da bizim dış ticaret açığımız Rusya'ya karşı daha fazla. Dolayısıyla bunların beklenen etkiyi sağlayabilmesi ancak ithalat ve ihracatımız arasında yakın olan ülkelerle bunu yaparsak beklediğimiz faydayı biraz daha fazla görebiliriz. Evet, böylesi ülkeler aramak lazım ama işte öyle ülkelerle swap anlaşması da çok fazla kolay olmuyor. Yani kurumsal anlamda yapmak zor oluyor. Dediğiniz gibi Çin'e karşı büyük bir ticaret açığı veriyoruz. Rusya'ya karşı devasa bir açığımız var. Biraz önce Güney Kore örneğini verdim. Zaten hakikaten neredeyse 1'e 5 oranında bir açığımız var. Bu bakımdan ancak dengeli ticaretin olduğu ya da ticaret fazlası verdiğimiz ülkelerle yapmamız durumunda çok faydasını görebiliriz. Mesela İran'la yapmamız halinde, petrol hariç elbette, bu ülkeden çok daha istifade edebiliriz. Ama ona da işte Amerika'nın ambargoları ve benzeri yaptırımları engel olduğu için maalesef yapamıyoruz. Diğer ülkeler, yakın çevre ülkelerle de iyi ilişkilere sahip olmadığımız için onlara zaten yapamıyoruz. Maalesef Suriye ile Irak'la çok iyi ilişkilerimiz yok. Şimdi son olarak Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu kararı ile ilgili değerlendirmenizi rica ediyorum. 4-5 dakika kadar vaktimiz var. Ne düşünüyorsunuz? Bundan sonraki toplantıda Merkez Bankası'nın işi biraz zor gibi geliyor bana. Ne dersiniz? Şimdi iki türlü bakalım. Birincisi politika faizi %19. Yaklaşık 4-5 toplantıda bu civarda bırakıldı. Alttan bir baskı var. Bu baskı nedir? Enflasyon oranının 18.95 olması. Bu politika faizini yukarıya doğru baskılıyor. Öbür taraftan Merkez Bankası'nın yıl sonu itibariyle açıklamış olduğu enflasyon 14.1. Piyasa katılımcı anketine göre de 16.30 enflasyon bekleniyor. Ancak Merkez Bankası'nın ileri yönelik enflasyon beklentisinin düşük olması politika faizini de arttırmaya niyet olarak bırakmıyor. Bir de
Sayın Cumhurbaşkanı da verdiği bir mesaj var. Dolayısıyla Merkez Bankası aşağıda enflasyon oranıyla, yukarıda ise Cumhurbaşkanı'nın mesajı artık ileri yönelik enflasyondaki düşüş arasında kalmış durumda. Dolayısıyla Ağustos ayında sabit bırakması normal, zaten beklentilerde bu yöndeydi. Ancak yine Ağustos enflasyonu beklemesi gerekecek. Çünkü 2020 yılı Ağustos enflasyonu 0.86 çıktı. Ekim 2.3, Kasım 2.33. Dolayısıyla baz etkisinden dolayı Ekim ve Kasım aylarında eğer biz enflasyonu %1.5'ların altında tuttuğumuz zaman bizim politika faiz arttırmamıza gerek kalmayabilir. Ve 1 ve altına indirdiğimiz zaman da enflasyonu baz etkisinden dolayı yıllık enflasyon %16.5-17 civarında seyredebilir. Dolayısıyla yılın son yarısında belki 50 veya 50 puan veya da 100 baz puanlık bir politika faizi indirimine gidebilir. Ama Merkez Bankası'nda şu var, biz Cumhurbaşkanı'nın da vermiş olduğu mesajda faizleri indirirsek enflasyonu indireceğiz gibi ibaresi var. Oysa bazı ülkelere baktığımız zaman, örneğin Amerika'da enflasyon 5.3 iken politika faizi 0.025. İngiltere'de enflasyon 2.5'larda, politika faizi 0.10. Almanya'da enflasyon 3.5'lara geldi, politika faizi yine 0.10 Euro bölgesinde. Demek ki biz enflasyonu indirmek için politika faizinden hareket etmeyelim. Bunu birçok politikalarla, işte makro ihtiyat tedbirlerle, kredi kanalı, faiz kanalı gibi başka yöntemlerle indirmemiz mümkün. Ancak sadece faiz oranını düşürmek suretiyle enflasyonla mücadele etme imkanımız yok. Diğer ülkelerde verdiğim örneklerde politika faiz oranları eski enflasyonun altında. O zaman bizim amacımız burada enflasyonu düşürmekse, biraz program başına belirttiğimiz gibi birçok kanaldan fiyatları aşağı çekebilecek düzenleyici, denetleyici uygulamaları da geliştirmek suretiyle yapmamız gerekiyor. Ama enflasyon oranı toplumsal bir sorun. Çünkü biz emeklilere bu ücreti, asgari ücreti yükseltirken devamlı bunu dikkate almak alıyoruz. Dolayısıyla toplumsal anlamda satın alma gücünü arttıracak, sosyal anlamda insanların gelir durumunu iyileştirmek amacıyla enflasyon her halükarda düşürmek için hedefimiz olmalı. Faizler de yüksek olmasın. Faizlerin yüksek olduğunu kimse savunmuyor. Ama faizleri yükseltmek için, düşürmek için enflasyondaki gelişmeleri tabii ki dikkat edeceğiz. Çünkü enflasyon faiz artışını etkileyen en önemli unsur. Biz tersinden başlayıp faizi baskı altına alarak enflasyonu düşürme yoluna gitmeyelim. Zaten Merkez Bankası da yine yaptığı açıklamalarda sıkı duruşu üzerine vurguladı. Bunun dışında faiz enflasyon oranı üzerinde politika faizi belirleyeceğini belirtti. Dolayısıyla geçmiş açıklamalarını paralel açıklamalarda bulundu. Bunun yanında yine küresel enflasyondan bahsettik ki birçok Avrupa ülkesinde, Çin'de, Amerika'da enflasyon artış eğiliminde yurt içi fiyatlara muhakkak yansıyacaktır. Onlardaki fiyat artışları da kur vasıtasıyla. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bayi yükseltmemesi normal. Önümüzdeki ayda Ağustos ortalaması 2005 yılından 2020 yılına kadar 0.39. Dolayısıyla tarih tekerrürden ibaretse Ağustos ayı enflasyonu düşük çıkacak. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın da bir sonraki toplantısında faiz arttırımı veyahut da azaltımı değil ama sonraki aylarda baz etkisine devreye girmesiyle bir faiz oranında düşürme yoluna girebilir. Peki. Çok teşekkürler Hüseyin Bey. Şimdi reklama gidiyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Pandemi sürecinde iş yerlerine sıcak yemek ya da kumanya gereksinimi temin eden ya da tedariği sağlayan şirketler bir hayli zor günler geçirdiler. Çünkü uzaktan çalışma egemen hale geldi. Uzaktan çalışmayla birlikte de iş yerleri çalışanlarına yemek yerine ticket vermeye başladılar. Bu elbette yine sektörün bir tarafına hareket getirdi ama catering hizmeti veren şirketler ciddi sorunlar yaşadılar. Yavaş yavaş durumun düzelmeye başladığını tahmin ediyoruz. Bunları konuşacağız. Catering sektörü ve iş yerlerinde sıcak yemek servisiyle ilgili durumun ne olduğunu anlayacağız. Hem bu konuda hem de pek çok alanda kendi markasını ve kendi girişimini gerçekleştirmiş bir iş kadını var Skype hattımızda. Oya Zingal şu anda Skype hattımızda. Oya Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler.
İsterseniz cateringle başlayalım. Çünkü asıl sıkıntı orada. Sonra sizin zeytinyağı markanız, işte yemek markanız, etkinlikleriniz, bunları konuşacağız ama catering üzerinde biraz durmamız lazım. Çünkü çok büyük bir sektör. Ve Türkiye'de de gerçek anlamda son 10 yılda özellikle büyük adımlar attı. Yurt dışına bile bu servisi yapabilecek duruma geldiler. İşte havayolu şirketlerine bu işi yapabilecek duruma geldiler. Nasıl bir tablo var? Geriye baktığımızda bir buçuk iki yıla baktığımızda nasıl yaşadınız? Hayatınızı nasıl idame ettirdiniz? Şirketi nasıl korudunuz? Çalışanları koruyabildiniz mi? Ya da ne gibi güçlükler yaşadınız? Bunları atlattınız mı? Atlatmak üzere misiniz? Teşekkür ederim. Öncelikle tabii ki catering sektörü dahil üretim sektörüne hayatta kalmamızı sağlayan destekler oldu. Bunlar biliyorsunuz kısa çalışma ücreti desteği, ücretsiz izin desteği. Bunların tabii ki etkisi yadsınamaz. Fakat 1,5 yıldır özellikle pandeminin ilk COVID vakasının görüldüğü andan itibaren esasında ülke üretim sektörü bir panik havasına girdi. Yani buna okullar da dahil, ofis çalışanları, plaza çalışanları, plaza ortamları ve fabrika ortamları da dahil olmak üzere. Fakat çok hızlı bir adaptasyon süreci olduğunu da söyleyebilirim. En azından bizler bu desteklerle ayakta kalabilmenin yanında bu arkadaşlara, yani bu çalışma ortamında sayımızın azalmasına rağmen inovatif çözümlerle yine yanlarında bulunabildik. Örneğin plazalar, daha çok plazalarda örneğin yerinde yemek hizmeti verdiğimiz ve taşıma hizmeti verdiğimiz yerlerde açık büfelerin kaldırılması gerekliliği doğdu. Evet. Salat barların, tatlı barlarının kaldırılması gerekliliği doğdu. Ama burada alternatif çözüm bunların tek porsiyon halinde yine orada sunulup üzerinin kapatılması ve izole edilmesi şeklinde yine bunları sunabiliyor olduk. Adaptasyon sürecinde tek kullanımlık ürünler ön plana çıktı. Yani çay servisini tamamen kaldırmak yerine karton bardaklarda çay servisi yapmak gibi, tuzu, karabiberi, baharatları tekli ambalajlara almak gibi. Tabii bunların yanında maliyet yükleri de oldu ama bunları artık tabii ki birlikte verilen desteklerle de aşmaya çalışıyoruz. Esasında müşteri mixinde, dengeli bir müşteri mixine hitap eden catering firmaları daha az etkilendi diyebilirim. Ama örneğin belli bir sektöre ya da belli bir çalışma şeklinde yönelmiş firmalar, örneğin okullara yönelmiş bir firmaysa, efendime söyleyeyim daha çok beyaz yakanın olduğu plazalara ve iş yerlerine yönelik firmaysa, tabii ki bunlar daha fazla, hatta işletmelerine, faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan arkadaşlarımız dahi oldu. Ama bence sektör olarak, esasında Türkiye olarak buna çok güzel adapte olmaktayız diye düşünüyorum. Yani her gün yeni çözümler geliştiriyoruz. Örneğin üretim, sosyal mesafe diye bir şey girdi hayatımıza ki bu üretim bantlarına dahi yansıdı. Bunlara dahi adapte olabileceğimiz yeni çözümler geliştirdik. Bizim fabrikalarımız her zaman müşterilerimizin sürpriz ziyaretlerine ya da müşteri adaylarımızın sürpriz ziyaretlerine açıktır örneğin. Tabii ki pandemi sürecinde bunu sürdüremedik ama Zoom üzerinden, Skype üzerinden, FaceTime ile, görüntülü görüşmelerle yine bir şekilde şeffaflığımızı korumaya çalıştık müşterilerimize karşı. Evet, çok güzel anlattınız. Oya Hanım, şimdi şunu soracağım. Bu tabii sektörlerin ayağa kalkmasıyla ilgili bir zamanlama üzerine. Mesela bazı sektörler çok yavaş ayağa kalktı. Örneğin AVM'ler çok sonra açıldı ama bu arada bankalar hizmet vermeye başladı. Okullar henüz açılamadı. Bu yüzden catering sektörü hala eski canlılığına kavuşabilmiş değil. En hızlı ayağa kalkanlar hangileri oldu? Nerelerde eski ciroları ve canlanmayı yakaladınız? Nerelerde hala ciroların çok gerisindesiniz? Nerelerde hala zarar noktasındasınız? Öncelikle şunu belirteyim. Pandemi esnasında biz %80 ilk şokta %80 müşteri kaybına uğradık. Şu anda telafilerle tekrar üretime başlayan müşterilerimizle birlikte pandemi öncesinin %60'ı gibi hizmet veriyoruz diyebilirim. Sizin söylediğiniz gibi AVM'ler daha sonra portföye girdi. Fakat örneğin bankalar,
ofisler, okullar hala hizmet vermiyoruz oralarda. Yani bununla birlikte öğretim kadrosuna, yani ben size şöyle söyleyebilirim. Örneğin 2000, günde 2000 yemek sattığımız bir okula şu anda 50 yemek götürebiliyoruz. O da öğretim kadrosu için, oradaki sürekli personel için. Yani okulda çok büyük, eğitim kurumlarında çok büyük zararlar var. En çabuk geri dönen de sanayi kuruluşları oldu. Fabrikalar ve inşaatlar, yani şantiyeler. Şantiyeler zaten açık havada olduğu için çok daha çabuk toparlanma oldu. Tabii ki inşaat sektörünün durumundan bahsetmiyorum. Mevcut şantiyelerden bahsediyorum. Tabii. Yoksa orada da bir gerileme söz konusu, bildiğiniz gibi. Fakat sanayi kuruluşlarında, fabrikalarda ilk toparlanma oradan başladı. Evet. Bu arada israfın önlenmesiyle ilgili bir trend de ortaya çıktı. Yani alışkanlıklarımızı değiştirdik. Biraz önce bahsettiniz. İşte tekli paketler, kapalı kaplarda sunulan yiyecekler, herkesin yiyebileceği kadar ürünün paketlendiği küçük, kişiye özel servisler ortaya çıktı. Bu gıda tüketiminde, israfında, gıdanın çöpe atılmasında bir şey sağlayabildin bize? Yani buna ilişkin ne gibi gözlemleriniz var? Hem fabrika bazında, iş yeri bazında gözlemlerinizi anlatabilirsiniz. Hem de varsa eğer makro rakamlar, onları da bizimle paylaşırsanız sevinirim. Şu anda tabii ki çok büyük bir getirisi oldu. Yani tasarruf söz konusu oldu. Örneğin bizim açık büfe salat bar kullanımlarımız %20 oranında düştüğünü söyleyebilirim. Ama onun haricinde esasında hani bizim atık yönetiminde de, sarf malzemesi yönetiminde de, her türlü gıda ve sarf malzemesi yönetiminde çok daha gidecek yolumuz var. Burada kişiler aslında bireysel katkılar, bireysel bilinçli olma, yiyeceğin kadar alma, tabağında bırakmama kültürü henüz çok gelişmiş değil ülkemizde. Evet. Yeni normali var mı catering'in? Yani pandemiyle beraber ortaya çıkan yeni normallerini nasıl anlatıyorsunuz? Yani onlarla ilgili tarifiniz. Yeni normalimizde her şeyin artık bir pakete girip izole edilmiş olması. Üretim bantlarında dahi sosyal mesafeye dikkat edilerek çalışılması. Sarf malzemelerin hepsinin tek kullanımlık olması yeni normalimiz. Evet. Peki gelelim zeytinyağı üretimine. Siz o konuda da önemli işler yapıyorsunuz. Yani Kuzey Ege'den Mardin, Deri'ye kadar uzanan bir hat üzerinde evet, zeytini özel olarak buluyorsunuz, onu işliyorsunuz, işte soğuk sıkım teknikleri evet, kullanıyorsunuz. Evet. Hem zeytin üretimi ve zeytinyağı üretimiyle ilgili Türkiye'deki durumdan bahsetmenizi rica edeceğim. Hem de sizin kişisel olarak yürüttüğünüz projelerden. Evet. Zeytinyağı üretimi Türkiye'de esasında son yıllarda var yılı yok yılı her bölgenin değişmesi sebebiyle çok değişmiyor. Dünya üzerinde 5. büyük zeytinyağı üreticisiyiz. Fakat bizim üretimimizde, üreticilerimizde bir nasıl diyeyim, geliştirmemiz gereken bir yönümüz var. O da biz zeytinyağını ihraç etme noktasında hala dökme ihracat yapıyoruz. Yani markalar oluşturup zeytinyağımızı ambalajlara koyup 500 ml'lik ya da 1 litrelik şişelerde markalarımızla ihraç etmek yerine bizden hatta daha fazla zeytinyağı üreten ülkelere dökme olarak gönderiyoruz. Onlar da daha sonra bu bizim zeytinyağımızı, nefis zeytinyağımızı güzel bir şekilde ambalajlayıp kendi ülkelerinde üretilmiştir etiketini de basıp Avrupa'da, Amerika'da, dünyanın her yerinde çok pahalı rakamlardan raflara çıkarıyorlar. Bu bizim zeytinyağı üreticileri olarak Türkiye için çok büyük bir kaybımız ve çok üzülecek bir durum diye düşünüyorum. Bu sebeple ben bu yolculuğa çıktığımda dökmeye hiç ilgi duymadım. Dolayısıyla ilk günden itibaren markamı oluşturdum ve markalı üretim yapmak istedim. Butik üretime odaklandım. Dediğiniz gibi erken, yani zeytin henüz yeşilken hasat edilip polifenol antioksidan düzeyi en yüksek seviyedeyken de ambalajlanıp pazara sunulması şeklinde bir işim var. Merakım var diyeyim, heyecanım var. Evet. Bahçelerimiz evet Kuzey Ege'de başladı. Fakat bizim ülkemizde
Güneydoğu'dan, Mardin, Derik'ten Trakya'ya kadar, hatta ben şu anda Burgazada'dayım, Burgazada'da dahi zeytin ağaçları var. Ve Güneydoğu esasında zeytinyağını çok yemeklerinde kullanmadığı için, genellikle sade yağ ve tereyağına alışık olduğu için ihmal olmuş, unutulmuş zeytin türleri var. Biz biraz da bunlara eğilmek istedik. Bu unutulan türleri tekrar hatırlatmak ve çağdaş koşullarda üretildiğinde dünya piyasasında, dünya sahnesinde ödüllük varyeteler olduğunu göstermek istedik. Bu sebeple bu sene örneğin Derik'te seçtiğimiz bir bahçeden hasat yapıp, üretim yapıp sizlerle tanıştırmak arzusundayız. Şimdi Türkiye'deki zeytinin böyle coğrafi olarak bir tanımını yapalım isterseniz. Yani Nizip'te var, Kilis'te var, Mardin'de var, Şanlıurfa'da var, Mersin'de var, Antalya'da var ve Kuzey Ege'de var, hepsinden önemlisi. Onlarla ilgili hani böyle bir üretici olarak şu zeytini şu sebepten dolayı tercih ediyoruz, şundan dolayı işliyoruz ya da şu zeytinleri çok fazla işleyemiyoruz teknik sebeplerden kaynaklanan ya yani asiditesinin yüksek oluşu ya da başka sebepler bilmiyorum. Böyle bir yukarıdan Ayvalık'tan başlayıp aşağıya doğru gelirseniz nerelerde hangi zeytinlerden ne gibi hazlar alıyoruz biz? Esasında çok göreceli bir kavramdan bahsediyorsunuz. Herkesin değişir bu haz noktası. Sadece şunu belirtmek istiyorum. Zeytinin cinsiyle asiditesinin çok alakası yok. Orada mevsim koşulları ve hasatın ve üretim süreçlerinin nasıl yönetildiğiyle ilgili siz yüksek asit ya da düşük asit zeytinyağı elde edebiliyorsunuz. Şimdi bizim ülkemizde Güneydoğu'da sıcak bölgelerde, Suriye'ye yakın bölgelerde çok güzel zeytin çeşitleri var. Bunların hepsi süresinde yani ne zaman hasat ettiğinize bağlı olarak tatları değişir, yapıları da değişir. Örneğin siz bir zeytini nerede olursa olsun, ister Mardin'de olsun, ister Geyikli'de olsun, erken hasat yani şu anda resimde videoda gördüğünüz gibi yeşilken hasat edip bunu işlediğinizde bu nedir? Meyve henüz gökken esasında siz onun suyunu çıkardığınız için acı bir tadı vardır. Gök meyve tadı vardır. Yani mesela muz dersek yeşil muz tadı vardır, yeşil elma tadı vardır. Bu esasında en faydalı hali zeytinyağının. Çünkü antioksidanlar ve polifenoller açısından en zengin halidir. Çok iyi COVID savaşçısıdır, çok iyi kanser savaşçısıdır. Şu anda dünya üzerinde bizim Türkiye zeytinlerimizden en çok memecik tercih ediliyor ve ödül alıyor. Bunun da sebebi memecik zeytinyağının böyle çok İspanya'da bilinen türlere benzer bir tada sahip olması. Ama bana soracak olursanız her bir cins zeytinimiz eşsiz ve nefis tatta doğru işlendiği sürece. Evet. Bizim tabii bu konudaki en büyük rakiplerimizden bir tanesi elbette Akdeniz çanağındaki ülkeler. Yani İspanya'dan Fransa'ya, İtalya'ya, Yunanistan'a kadar olan bir bölge gerçek rakiplerimiz. Bir de öbür tarafta Tunus, Fas, Cezayir, Libya, Mısır hatta Suriye'ye kadar olan bölge. Bu bölgeyle bizim üretimsel, tedariğe dayalı ya da üretime dayalı herhangi bir şeyimiz var mı? Yani Akdeniz'in güneyinden bahsediyorum, Kuzey Afrika'dan bahsediyorum, Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz'den. Neyimiz var mı? Bir bağlantımız mı? Evet, evet. Yani bağlantılarımız ne tür bir benzerliklerimizden bahsedebilirim. Bir alışveriş içinde değiliz. Zaman zaman haberler oluyor. Tunus'tan zeytinyağı ihracatı serbest bırakıldı, işte gümrük vergisi kaldırıldı gibi ama bunların realize olduğunu henüz görmedik. Bu ülkeler yani Tunus, Fas, Suriye ve maalesef Türkiye gibi ülkeler esasında bizler ürettiğimizi İtalya, İspanya, Yunanistan'a dökme şekilde satıp onların markalarıyla raflara çıkmaları için hizmet ediyoruz maalesef. Hepimizin yöntemleri birbirine benziyor. Biraz bilimsellikten uzak, atadan gördüğümüz gibi, yüzyıllardır yaptığımız gibi devam ediyoruz. Esasında bunda kötü bir şey yok tabii ki. Fakat kuraklık varken, bu kadar iklim değişikliği varken, biz hala aynı şekilde üretim yaparak aynı sonuçları alamayacağımızı artık görmemiz gerekiyor.
Dolayısıyla bizim de bilimsel yaklaşımlarımızı üniversiteler eliyle arttırmamız ve üretim şeklimizi, tarımımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bu yeni kuraklık süreçlerini adapte etmemiz gerekiyor. İtalya, İspanya, Yunanistan burada bizden önde. Biz de diğer ülkelerle birlikte hala eski yöntemlerle bir savaş vermeye çalışıyoruz Ali Bey. Şimdi tabii bazı ürünlerde geleneksel yöntemler aslında terk edildiği zaman olayın özünden kopma da başlıyor. Örneğin işte şarap üretimi mesela 2000 yıldır yapan Güneydoğu'da Süryaniler var ve olağanüstü şaraplar çıkarıyorlar. Zeytinyağında da böyle. Zeytinyağı da işte binlerce yıldır. Zeytinyağının tarihi çok daha eskiye uzuyor. Yani şarap işte Hristiyanlığın doğuşuyla çok popüler hale gelen bir ürün olduğu halde zeytinyağı 4-5 bin yıllık tarihe sahip. Hatta dünyanın en yaşlı ağaçları zeytin ağaçları biliyorsunuz. Bu arada evet. Mesela geleneksel üretimle modern üretim arasında nerelerde biz kesişiyoruz, hangilerini tercih ediyoruz, geleneksel üretimin avantajları nedir, modern üretimin avantajları nedir ya da birbiriyle karşılaştırdığımızda hangisinden yana ağırlık koymamız lazım ki biz daha güçlü bir ülke haline gelelim zeytinde ve zeytinyağında? İyi bir zeytinyağı elde etmenin yolu bir kere zeytini hasat ettiğiniz an hasatta başlıyor. Yani hasatı ne yaptığını, nasıl yaptığınızdan bile elle hasat. Yani zeytinin dallarına, zeytinin meyvesine zarar vermeden ve o zeytin toprağa deyip kızışmaya başlamadan, bozulmaya başlamadan önce bir an önce toplanıp saatler içinde sıkıma girmesi gerekiyor. Sıkım konusunda neler yapılması gerekiyor? Sıkım konusunda çok çeşitli yöntemler var. Burada zeytinyağı açığa çıktıktan itibaren ve o işlenme sürecinde oksijene ve güneş ışığına ne kadar az maruz kalırsa değerli bileşenlerini, bizim için faydalı olan o bileşenlerini o kadar az kaybediyor, o kadar iyi koruyabiliyor. Dolayısıyla bu sistemlerde geleneksel yöntemler değil. Bunlar artık modern teknoloji ile üretilmiş continuous sistem dediğimiz zeytinin makineye girdiği andan itibaren ışık ve hava ile etkileşimini kesen sistemler. Dolayısıyla hani biz de iyi ve faydalı bir zeytinyağı üretmek istiyorsak biraz bu sistemleri kullanmamız lazım. Evet. Peki bir iki başka etkinliğiniz var. Bir tanesi Üç Öğün Lezzet Fabrikası nedir? Onu anlatmanızı evet. rica ediyorum. Bir de Mutlu Cuma diye bir şeyiniz var. Yani evet. mottonuz var onlar üzerine. 4 dakika evet. kadar zamanımız var. Kesmeden dinlemeye çalışacağım. Hemen özetleyeyim. Buyurun. Hemen özetleyeyim. Yok vaktimiz lezzet var. Yani ben hani uzun uzun konuşabilirsiniz anlamında söylüyorum. Siz böyle kesiyorsunuz. Dolayısıyla ben evet. hani tamam bitti diye düşünüp o bahisten çıkıyorum o tamam. bakımdan. Tamam. Lezzet Fabrikası aslında pandemi sürecinin, Lezzet Fabrikası'nda uyguladığımız Mutlu Cuma esasında pandemi sürecinin bize getirdiği beyin fırtınaları sonucu yaptığımız bir şey. O da şu, her ay bir proje seçiyoruz ve bu projede genellikle pandemiden etkilenmiş küçük üreticiler ve küçük kadın üreticilerin ürünlerini alıp kendi fabrikalarımızdaki menüye adapte ederek hem onların ekonomilerine katkıda bulunuyoruz, hem kadın girişimine hem tarıma katkıda bulunuyoruz, hem de hizmet verdiğimiz müşterilerimize bir değişik hizmet sunmuş oluyoruz. Şöyle ki, örneğin bir örnek vermem gerekirse, bir enginar günü planladık. Bu enginar gününde, o günkü menüde 3 çeşit enginarla yapılmış alternatif yiyecek sunuyoruz. Fakat bu enginar bir gün önce belki de topraktan koparılmış ve o gün gelmiş tazecik ve kadın üreticilerden, kadın kooperatiflerinden temin edilmiş enginarlardan yapılmış yemekler. Dolayısıyla bir hafta, bir ay bunu yapmışken bir sonraki ay efendime söyleyeyim mesela sorgül buğdayından bir aşure günü planlayabiliyoruz. Sorgül buğdayı bildiğiniz gibi yine Güneydoğu'da özellikle kadın üreticiler tarafından, sosyal girişimciler tarafından unutulmuş bir ata tohumuyken kuraklığa dayanıklı bir buğday türü, eski atalık bir tür olarak tekrar ekildi ve bugünlerde ilk hasatlarını veriyor. Biz de örneğin aşurelerimizde sorgül buğdayını
kullanarak. Hem bu konuda bir bilinç geliştirmeye çalışıyoruz, hem üreticimize katkıda bulunuyoruz, hem de bu konuda bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Açıkçası bu çok hoş karşılandı. Biz de bir sosyal, hem sosyal bir yapı, bir sosyal proje olmuş oldu. Hem de artık müşterilerimizin hani bu hafta Mutlu Cuma'da ne var diye heyecanla yemek katına inmelerini görmek bizi çok mutlu etti. Peki Oya Hanım, çok teşekkürler. Böylece son seansında sonuna gelmiş olduk. Yarın aynı saatte yine buradayız.